Bu videoda doğru ve ters orantıdan bahsedeceğiz. Burada solda doğru orantıyı yapacağım ve ters orantıyı veya ters orantılı iki değişkeni de şu sağda göstereceğim. Doğru orantıdaki iki değişkenin en basit tanımı şöyledir. Y ile x doğru orantıdaysa y eşittir bir sabit çarpı x'tir. Bunu sözel olarak yazabiliriz. Y, x ile doğru orantıdadır. Bu sabit size garip geliyorsa unutmayın, bu sabit dediğimiz herhangi bir sayı olabilir. Şimdi size y'nin x ile doğru orantıda olduğu birkaç örnek vereyim. Mesela, y eşittir x diyebiliriz. Bu durumda sabit 1 olduğu için yazmıyoruz bile. Y eşittir 1x olarak yazabiliriz ve bu durumda k 1'e eşittir. Y eşittir 2x de yazabiliriz. Veya y eşittir 1 bölü 2x, y eşittir eksi 2x yazabiliriz. Hala doğru orantıdayız. Y eşittir eksi 1 bölü 2x yazabiliriz. Y eşittir pi çarpı x olabilir. Y eşittir eksi pi çarpı x yazabiliriz. Neyse, sanırım anladınız. Herhangi bir sabit çarpı x'te doğru orantı vardır. Bunu biraz daha somut olarak anlamak için bu durumların her birinde neler olduğunu bir inceleyelim. Bir pozitif, bir de negatif katsayılı örneğe bakalım. Çünkü tam olarak mantıklı gelmeyebilir, değil mi? Bu pozitif ve negatif nasıl oluyor da ikisi de doğru orantılı diye. Şimdi y eşittir 2x örneğine bakalım ve neden doğru orantıda olduklarını inceleyelim. X için birkaç değer seçelim ve sonuçtaki y değerlerini bulalım. X 1'e eşitse, y eşittir 2 çarpı 1, yani 2. X 2'ye eşitse, y eşittir 2 çarpı 2, bu da eşittir 4. 1'den 2'ye, x'in 2 katını aldığımızda aynı şey y'ye de oluyor. Y'nin de 2 katını aldık. Bu, doğru orantı durumunda ne olduğunu özetliyor. X'i bir oranda arttırırsak, y'yi de aynı oranda arttırırız. X'i bir oranda azaltırsak, y'yi de aynı oranda azaltırız. Bu örneklerin hepsinde aynı durumun geçerli olduğunu göstermek için, y eşittir eksi 2x örneğini yapalım. Morla yazayım. Hayır. Yepyeni başka bir örnek yapalım. Örneğin, y eşittir, ne diyelim? Eksi 3x diyelim. Yine x ve y değerlerini bulacağız. X 1'e eşit olduğunda, y eşittir eksi 3 çarpı 1, bu da eşittir eksi 3. X 2'ye eşit olduğunda, eksi 3 çarpı 2 eşittir eksi 6. Dikkat ederseniz 2 ile ölçeklediğimde y de 2 katına çıkıyor. Eksi 3'ten eksi 6'ya giderken de 2 ile çarpıyoruz. Yani aynı ölçek oranında artıyor. Şimdi diğer yönde gidelim. X eşittir 1 bölü 3'ü deneyelim. X 1 bölü 3'e eşitse, y eksi 3 çarpı 1 bölü 3, yani eksi 1 olur. 1'den 1 bölü 3'e ulaşmak için 3'e bölüyoruz. Eksi 3'ten eksi 1'e ulaşmak için de 3'e bölüyoruz. 3 oranında azaltıyoruz. Yani x'i hangi yönde ölçeklersek, y'yi de aynı yönde ölçekliyoruz. Doğru orantının anlamı budur. Bu her zaman çok açık olmayabilir. Şimdi şuradaki örneğe bakalım. Y eşittir eksi 3x. Bu denklemin iki tarafını da x'e bölebilirsiniz. Böylece y bölü x eşittir eksi 3 buluruz. Veya iki tarafı x'e böleriz ve sonra da iki tarafı y'ye böleriz. Şimdi iki tarafı y'ye bölersek, 1 bölü x eşittir eksi 3 çarpı 1 bölü y. Bu üç cümle, bu üç denklem aynı şeydir. Bazen doğru orantı çok bariz olmayabilir, çok bariz bir şekilde görünüyor olmayabilir ama buradaki yaptığımız işlemler sonucunda hep aynı şeyi elde ediyoruz. Veya yine buradaki hale çevirebiliriz. Başka şekillerde de düşünebiliriz. Denklemin iki tarafını da eksi 3'e bölebiliriz. Sonra da eksi 1 bölü 3y eşittir x buluruz. Buradaki aslında ilginç bir durum. Çünkü burada x, y ile doğru orantıdadır. Veya x eşittir k çarpı y diyebiliriz. Genelde y, x ile doğru orantıda değişirse, x de y ile doğru orantıda değişir. Aynı sabit olmayacak, bu sabitin tersi olacak. Ama yine de doğru orantı var. Şimdi doğru orantıyı yeterince konuştuğumuza göre ters orantıya bakalım. Ters orantının genel halinde değişkenlerin y ve x olması şart değil. A ve b olabilir, m ve n olabilir, fark etmez. Ters orantıda y ve x'i kullanırsam, y eşittir bir sabit çarpı 1 bölü x olur. 1 bölü x. Sabit çarpı x yerine sabit çarpı 1 bölü x olur. Şimdi size birkaç örnek göstereyim. Y eşittir 1 bölü x olabilir. Y eşittir 2 çarpı 1 bölü x olabilir. Bu da 2 bölü x ile aynı şeydir. Y eşittir 1 bölü 3 çarpı 1 bölü x olabilir. Bu da 1 bölü 3x ile aynı şeydir. Y eşittir eksi 2 bölü x ile aynı şeydir. Ters orantıyı da doğru orantı gibi inceleyelim. Y eşittir 2 bölü x'i seçelim. Buradaki gibi bir tablo oluşturalım. Şimdi, x 1 ise y eşittir 2. X 2 ise 2 bölü 2 eşittir 1. Buna göre, x'i 2 ile çarptığınızda y'ye ne oluyor? Y 2 kat azalıyor. 2'ye bölüyorsunuz. Aradaki farkı gördünüz değil mi? Burada x'i ne kadar arttırdık veya ne kadar azalttıysak, y'yi de aynı şekilde ölçekledik. X artıyorsa arttı, x azalıyorsa azaldı. Ama şimdi x'i belli bir oranda arttırırsak, ters orantıda y'yi aynı oranda azaltıyoruz. Ters sözcüğü buradan geliyor. Diğer şekilde de inceleyebilirsiniz. X'i 1 bölü 2'ye eşitlersek, yani x'i azaltırsak, bu sefer de y'yi arttıracağız değil mi? Çünkü 2 bölü 1 bölü 2, 4'e eşittir. Yani burada y'yi arttırıyoruz. Tam ters yönde değişiyorlar. Bunu negatif bir sabitle de deneyebiliriz. Bu orantının her zaman böyle anlaşılır şekilde verilmeyebileceğini tekrar belirtmek istiyorum. Bu orantı birkaç değişik şekilde ifade edilebilir. Ama cebirsel olarak denk oldukları sürece ters orantı durumu korunur. Bu denklemi şimdi iki tarafını x ile çarpabilirsiniz. Xy eşittir 2 elde edersiniz. Bu da ters orantı olur. Bu tablonun aynısını bulursunuz. Denklemin iki tarafını y'ye bölerseniz, x eşittir 2 bölü y bulursunuz. Bu da 2 çarpı 1 bölü y ile aynı şey olur. Dikkat ettiyseniz, y ve x ters orantıdalar. Ve bunu cebirsel olarak değiştirerek, x'in y ile ters orantıda olduğunu gösterebilirsiniz. Buna göre, y'nin x ile ters orantıda değişmesi, x'in y ile ters orantıda değişmesiyle aynı şeydir. Başka şeyler de var. Mesela bunu alıp, iki tarafı 2'ye bölebilirim ve y bölü 2 eşittir 1 bölü x bulursunuz. Başka çılgın şeyler de bulabilirsiniz. Genelde iki değişkenin arasındaki bağıntıyı doğru mu, ters mi veya ikisi de değil mi diye sorgularken böyle bir tablo oluşturmayı deneyebilirsiniz. X'i arttırdığınızda y de aynı oranda artıyorsa bu doğru orantıdır. Bunu birkaç kere deneyebilirsiniz. Ve x azalırsa, y'ye tam tersi olursa, o zaman muhtemelen ters orantı olur. Ama orantıyı teşhis etmenin en iyi yolu, denklemi cebirsel olarak değiştirip, bu iki şekilden birine dönüştürmektir. Böyle olursa, ters orantıdır veya şu biçim, şu şekilde olursa, doğru orantı belirtir.